11 ay çalışıyorsun, 13 maaş alıyorsun. Tabii, çok güzel. Şimdi şuraya adam eksen, yanına bir adam daha çıkar bu Türkiye'nin topraklarında. Millet olarak milletin biz Almanya. Telefonun kralı burada. Almanya'da durumlar nasıl, onu sorabilir miyiz? Müsaade var mı? Almanya'daki durumlar şöyle diyeyim size. Burada konuştukları gibi değil kesinlikle. Benzin 5 euro diyorlar. Yok öyle bir şey. Tamam, zam geldi 2.30. Atıyorum 60-70 kuruş zam geldi. Sent olarak ama bu bütün, değil. Ama bütün niye? Siz şimdi Almanya ile Türkiye'yi kıyaslayamazsınız. Tamam, vazgeçtik artık, kıyaslamıyoruz. Evet. Benzin 5 euro mu? Niye 5 euro diyorlar? Bilmiyorum artık. Bilmiyorum. Kıyaslamayalım diye mi diyorlar? Ben duymadım da. Kim diyor onu? He. Şey yaparım. Ya vallahi bütün dünyada bu savaştan dolayı biliyorsunuz zaten. Bütün savaştan dünyada zam geldi. Savaştan önce şöyle diyeyim. Pandemi nasıl geçti mesela? Pandemi, ben buradaydım geçti? Pandemide. Türkiye'deydim tabii, ben 10 ay burada kaldım pandemi döneminde. Yollar kapalıydı daha doğrusu. Akraba falan hiç haber aldınız mı? Aldım tabii ki aldım. Gayet burası gibi geçti, öyle diyeyim size. Burası nasıldı? Bu sağlık yönünde Türkiye biraz daha ilerlemiş gibi gördüm ben, öyle diyeyim size. Hangi anlamda ilerlemişti? Hangi anlamda? Maske tedariğiyle ilgili sıkıntılar yaşanmıştı. Siz buradaymışsınız, evet, anladığım kadarıyla. Hiç sıkıntı yaşadınız mı siz? Hatta 5 tane maskeyi dağıtamadılar gibi şeyler vardı, söylemler vardı. Yok, öyle bir şey yok. Devlet maskeyi de dağıttı da. Şimdi ama burada fırsatçıları da göz önüne almak lazım o dönemde. Fırsatçıların önüne geçmek için devlet de elinden geldi. Fırsatçı yok mu abi? Hepsi Türkiye'ye mi öbeklenmiş? Nedir bu? Bizde niye fırsatçı vardı, onlarda yok? Bizim milletimizde var bu, kanımızda var. Kanımızda problem mi var? Kanımızda problem yok. Şimdi isteşiyoruz. Şimdi Osmanlı dönemini kime sorarsanız sorun, evet, tarihini okumuştur. Tamam. Yani az çok bu liseye kadar okuyanlar. Ya Osmanlı Viyana'ya kadar gelmiş millettir. Korkunç bir millet, öyle diyeyim ben size. Mi kötü mü? Ya bizim için, biz Osmanlı torunları olduğumuz için bizim gözümüzde iyi tabii ki de. Aynıyız. Biz de aynı Osmanlı torunu değil miyiz? Biraz, Türkiye Cumhuriyeti kurulunca değişti mi? Kitlemi değil. Şöyle diyeyim, bizim toplumumuz pek düzene uymuyor. Niye? Düzeldim. Onu bana sormayacaksınız. Ben burada doğup büyümedim. Şimdi mesela şunu merak ediyorum. Yakın zamanda Avrupa haberlerini takip ediyor muydunuz Almanya? Bir destek paketi açıklandı. Toplu taşıma mesela 5 euroya mı inmişti? 57 eurodan 5 euroya iniyor. 300 euroluk bir yardım paketi hazırlanıyor falan. Aile başı, kişi başı mı? Aile başı mı? Doğrudur. Duymadım ama inandırıcı geldi bana. Şimdi yapıyorlar. Tabii milletine bakan bir devlet orası. Yani çalışmasan da şöyle diyeyim sana, yardım geliyor. Bize çalışmayan adam orada aç ölüyor. Hatta çalışan da aç ölüyor diyorlar. 1200 euro maaş varmış mesela. Herkes 1200 euro ile yaşıyormuş. Şimdi birader, biraz sadece hükümeti veya devleti ortaya atmayacaksın. Bak burada bir sürü esnaf var. Ben Almanya'dan bahsediyorum. Evet. Ben sana Türkiye'yi sormuyorum. Almanya'da herkes 1200 euroya çalışıyormuş, doğru mu? Yok, hayır. Almanya'da 1200 euro ile yaşayan da aç ölüyormuş, doğru mu? Almanya'da şöyle diyeyim, Türkiye gibi asgari ücreti var ama saat ücretine bağlı. Adamların bir kişi 1200 euro alıyordur. Nüfusu bildiğim kadarıyla 86-87 milyon falan Almanya'da. Çalışmayan. Sadece çalışmayan Almanya'yı aç derken herhalde Almanya'daki Türklerden bahsediyorlar. Çalışmayan mı 1200 euro? Bunu iddia ediyorlar herhalde. Bir dakika. Çalışmayan mı 1200 alıyor? Mesela. Çalışan ne alıyor? Çalışan orada 1900-2000 lira. Vardiya çalışırsa tabii ki vardiya da tabii. He. Buraya gelip 1200 euro alıyoruz diyen Türkler aslında çalışmadığı parayı alıp bir de üstüne şikayet mi ediyor? Doğrudur. Vay vatan hainleri. Aynen öyle. Yüzsüz yüzsüz bir de bize ayar veriyorlar. Şimdi abi şöyle diyeyim ben sana. Yurt dışında yaşayanlar, Almanya'da yaşayanlar 13. maaş diye bir konu var tabii. Evet. Adam diyor ki, herkeste değil değil mi bu? Bazı. Genelde %80 diyeyim şirketlerde bulunuyor bu. Şimdi motivasyon olarak sana diyor ki yoruldun diyor, git diyor dinlen diyor, biraz diyor üzerine biz verelim diyor, gidiyorsun. Bir ayda tatile geliyorsun. Ha, bir ayda tatile geliyorsun. Ettim sana 11, yani 11 ay çalışıyorsun, 13 maaş alıyorsun. Tabii çok güzel. Şimdi 2500 lira mesela iyi kazanan 2500 lira para alsa euro. 1500 lirada üzerinde izin parası geliyor. Adam geliyor buraya 16'ya katlıyor parasını. Cepler böyle zaten. Daha ne diyeyim ha? Peki Almanya Türkiye'yi niye kıyaslamıyoruz? Bir de oraya değinelim. Almanya bizi kıskanıyor. Şimdi anladık abi. Abi şu an çok net anladım onu. Niye kıyaslamayalım? Şöyle, biz Türkiye'de ne üretiyoruz? Hiçbir şeyimiz yok. Mülteci üretiyoruz, mülteci. Orası doğru. oraya girmek istemiyorum açıkçası. Türkiye, şimdi o konuya girmeyeceğim ben. Gel geç hamle döndü yani. Artık kendimiz ülkemizde mülteci durumuna düştük yani. Ama dünya da geçmiyor abi. Sabit kalıyor. Cumhurbaşkanı'nın bir kelimesini atlayayım ben. Dedi ki Sayın Reis, Cumhurbaşkanı Reis var ya, demişti ben ülkeyi uçuracağım demişti. Ama helal olsun yaptı. Bütün yandaşlar uçurdu. Bütün garibanı da altına sıçırdı. Özür dilerim. Tamam. Abi öyle deme. Çocuk bezi yok. Alamıyor adam. Tuvalet kağıdı 117 lira. Yaptığında Konya altından çakıl toplayıp kıçını silecek bu millet. Onu da bulamayacaklar. Niye kıskanmazsın ki Almanya'ya bir de? Ha, hadi bulsunlar. Burada akşam git balık malık tavuk yiyor. Bu Antalya'nın kendi adamı değil. Sonradan gelen çıkartmalar. Sahilde yiyor üstünü örtüyor. Ben can kurtaranlık yaptım orada. Sabah geliyor aynı yere, aynı kişiler oturuyor. Bilmem anası bilmem ne, Osmanlı çocuklarının kısaltılmışını anlayın ne demek istediğim. Kendin batırdığın yere küfür ediyorsan be eşşoğlu eşek gelme Antalya'ya. Gelme, niye pis ettin benim memleketimi. Ben denize 25 kuruş düşürdüğümde 70'li yıllarda buluyordum. Eski kuyruğu muyruğu boş verin. Gelmişsin teknoloji çağına. Teknoloji çağına geldiysen yaşayacaksın. Hiçbir şey yapamıyorsanız haykırın. Zulmet sessiz kalan dilsiz şeytandır. Bu kadar basit. Abi bana telefonunu gösterdi ya burada ihtiyarların biri demesin. Telefonu çocuğun biri ağzına sokmuş. Ben ucunu yontarım. Orta direğin gazlığı gibi yaparım. 18 taksi aldım. Göstereyim. 18 taksi. Evet. Öde. Ayda 1000 lira. Yani... Almanya'da var mı böyle şeyler? Nakit mi aldınız abi? Evet. Evet, yalan. Kaç o? 13. 13'ü nakit aldınız. 50 liraya almış. Abi sok onu cebine. Farkı bu. Almanya'da mı geldiniz? Evet. Almanya bizi kıskanıyor mu abi? Ama öyle diyorlar ya. Ben de üzülüyorum ya. Yazık oldu diyor. Şunu merak et. Şimdi şöyle diyeyim. Biz millet olarak... Almanya. Milletin biz Almanya. He, telefonun kralı burada. Millet olarak kıskanabilirler. Şöyle diyeyim, güzel bir ülkede coğrafya olarak yaşadığımız bölgeyi abi, kıskanabilir. Kıskanıyor, ona katılıyorum dediğine. Hemen burada baş. He. Şuraya adam eksen, yanına bir adam daha çıkar bu Türkiye'nin topraklarında. Başka türlü daha neye kıskanır? Abi. Vatan sevgisini kıskanır. Evet. Daha ne diyeyim size? Şey şurada yaptığın işe kıskanmaz. Ne kıskansın? Hani yaptın. Abi ben bak lafını kesiyorum. Yakışıklı çocuk, güzel bayan. 20 senelik emek. 3219 lira aldım. 40 senedir kemerin yolunu unuttum. Sen şimdi oradan bir tane 1000 euro koy gel cebine, 16 bin lira. Ben 20 liralık bir dürüm yerken düşünüyorum, acaba evde hanım aç mı, ben tok muyum? Ben sizin oraya nasıl geleyim 3200 lirayla? Ben bu Almanya'yı ben kıskanıyorum. Ankara'ya gidemiyorum ya. Abi ben askerlik yaptım ama unuttum vallahi. Şu olarak size şunu sormak istiyorum. Buyurun. Geziyorsunuz, misafirsiniz burada, evet. Doğru değil mi? Restoranlar dolu diyorlar ya, şunu çok merak ediyorum. Hiç gözlemlediniz mi? Türkler mi yiyor yoksa turistler mi yiyor? Bu restoranlarda durum nasıl? Biz de ziyaret edeceğiz ama sizin de fikrinizi merak ediyorum. Yani kimde para var, öyle mi diyelim? Ben daha hiç nakit, bak buraya sık sık gelip giderim. Bir ayağım burada zaten. Hiçbirini daha nakit kasada beklerken ödeyeni görmedim. Şöyle cüzdanı açıp da nakit parayı koyan ödeme görmedim. Yani sürekli kartla. Bunu nasıl yapıyor millet ben anlamıyorum. Açık söyleyeyim. Tabii canım. Nasıl sormak isterim? Özür dilerim. Şunu merak ediyorum. Ne kadar ödüyorsunuz? Veya nakit mi ödüyorsunuz? Orada da mı kartla ödüyorsunuz? Genellikle nakit ödüyorsun orada. Genellikle. Böyle bir kültür çok yok abi. Sadece yok. Maaşı çekiyor, tabii. Devam. Şimdi, banka, kredi kartı kültürü yok. Şimdi hepimizin çevresi, akrabası var. Herkes herkesi de tanır. Bir yere gidiyoruz arkadaşça. Yok abi ben ödeyeceğim falan bir büyüklük yapıyor. Çıkarıyor. Biliyorum. Kazandığı parayı biliyorum. Tak kartı çıkarıyor. Ben niye onu ödettireyim ki, benim durumum senden iyiyse? Ben biliyorum yani. Burada kartla dönüyor her şey. Nasıl yapıyor? Bunu sormak istedim. Yemeği yani. O restoranları dolduranlar turist mi, buranın yerlisi mi? Bunu merak ediyorum. Antalya olarak genel mi? Antalya genel. Ne, ikisini söyleyebilirsiniz. Gözlemleme şansınız oldu mu? Hani yan masada kim turist mi oturuyordu? Yabancı buranın bence. Yerlisi. Bence yabancı oturuyor gibi. Yüzde olarak versek nedir? Yani %10'u Türk, %90. Masada 10 masada 7'si tahmin ederim. Turist. Ya ben öyle denk geldim. Tabii ki başkası da. Bir gözlem. Evet. O doğru olan. Ben öyle denk geldim. Sizin görüşünüz nedir? 10'da 7 turist midir? Tabii. Her yerde turist. Restoranları turistler. Restoranlarda Rusça konuşuyor herkes. Ukrayna gelen, Rusya gelen ve görüyorum. Anlıyorum bile. Yazın yani yazın derken sezon başlayacağı zaman. Kışın da geldim ben buraya, yazın da buradaydım. 10 masada olmayan yer kışın belli ediyor zaten kendini. Orada 2 masa oturuyor, genellikle Türktür yani. Yazın geldiğin zaman 10 masa dolu. Bundan 7'si de ben öyle tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Veya hani ille turist demeyelim, hemen dışarıdan gelen insan diyelim. Ya bu İstanbul'dan olabilir, paralı insan tatile gelmiş, tatilci diyelim. Ya yabancı demeyelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.